arkadaşlar. Miriam hoş geldin. Şu an Hayri ablam yanımda. Utandım ya. Ben Emet'e geldim. Emet'teyiz. Tabii hiç açılışında yapmadım. Direkt videoyu başlattım. Şimdi biz nereden çıktık? Aslında çok çekmek istedim ama olmazdı. Teyzemin kızı Hayri ablam. Ondan sonra katip. Onun yanına gittim iş yerine. Adliyeyi çok çekmek istedim. İşte duruşma salonu vesaire. Ama tabii ki olmazdı. Şimdi biz oradan çıktık işte. Teyzeme doğru gidiyoruz. Bizim burada işte teyzemler var, kuzenler var vesaire. Onların yanına geldik tatile. Yengemler falan. Evet, Kütahya'nın bir ilçesi. Küçük bir yer. Burada çok şey var böyle. Tarihi yerler, konaklar vesaire. Hala da orada yaşayanlar da var. Şu an çarşıya doğru inmeden video çekmek istiyorum. Şimdi millet yanlış şey yapabilir. Böyle işte yarın belki gösterebilirim konakları. Eğer gidebilirsem. Onun haricinde sürekli evdeyiz zaten. Araba geliyor şu an. Çok güzel. Sürekli evdeyiz zaten. Bir teyzemle, bir kuzenimle, bir işte yengemle vesaire. Bilmiyorum nasıl bir vlog olacak ama güzel olur diye düşünüyorum. Öyle işte şu anda teyzeme doğru gidiyoruz. İlerleyen zamanlarda ne olacak? Mesela gençler bak, bu tip. Böyle hep sürekli böyle eski zaman evleri var konaklarda ve bunlarda hala yaşayanlar da var. Ama tabii bunlar çok eski. Böyle şeyleri görünce benim çok duygulanıyorum. Kim bilir kimler geçti bu evlerden. Evet'in her yeri böyle. Genelde çarşıda, merkezde genelde hep böyle bu tip evler var. Değil mi? Çok güzel şöyle. Gönül Dağı dizisi var ya, ondaki şeye benziyor böyle buralar. Köpek inşallah bana takılmaz. Bak şu tarz evler. Şunlar. Çok güzel ya. Ve şimdi benim burada benim annem Emetli. Aslen Bursalılar. Ama Emet'te büyümüşler. Biz her zaman Emet'e geliyoruz böyle tatillerde. Şimdi size bir yer göstereceğim. Burası benim çocukluğumun bakkalı. 1 TL 10 kuruşa bir sürü şey alırdık. Şurası böyle. Tamam, burası benim küçüklüğümün bakkalıydı. Ve 10 kuruşa böyle bir sürü şey alırdık böyle. Benim kuzenim var Hilal. Önceki vloglarda görmüşsünüzdür. Ne günlerdi ya. Yemin ederim çok güzel günlerdi. Duygulandım şahsen. Mesela bak, her yerde bu tarz evler dolu. Her yerde çok güzel. Buram buram tarih yani. Evet gençler, enişteciğimin dükkanı var, o pide salonu. Evet'e gelirsiniz, burada Emet pidesi yiyebilirsiniz, meşhur. Emet güveci yiyebilirsiniz. Reklam yapıyorum şu an. Bakın mesela buralarda hala böyle çay ocakları var. Bak şu tarz evler falan çok dolu, çok güzel. Mesela Emet'imizin meşhurdur, Emet güveci. Çok güzel oluyor. Emet pidesi çok meşhurdur. Hamamları çok güzel, hamamları meşhurdur. Suları çok güzel, çok meşhurdur. Güzel bir yer, böyle küçük, samimiyet dolu bir yer, küçük bir yer. Güzel bir yer yani. Gönül Dağı izliyor musunuz bilmiyorum. O gibi bir yer işte. Hani orada gösterilen gibi bir yer. Hatta aynısı da diyebilirim. Şimdi ne teyzemlere geçiyoruz. Teyzemin evi de öyle. Şimdi size göstereceğim. Ne oldu? Şurası teyzem evi işte. Şu an böyle tadilat falan yapıldı ama eski hali çok güzeldi. İçerisinde çekemediğim için gençler, malum sadece dışarısını çektim. Bugün de geldim ben. Böyle işte çıktık, gidiyoruz. Öyle. Bakın eski zaman marketi. Ne kadar hoş. Thank you.
şey, burası da teyzemin evi. Evet, hep böyle böyle konaklar var yani, hani dubleks diyeyim ben size. Gördünüz zaten, çok güzel. Şu an tabii şey, hani teyzenin evi tadilat olduğu için hani çok bir şey kalmadı. Mesela o tavan, gösterdiğim o tavan mesela eski oyma bir tavan. Kapı da aynı şekilde, o merdiven de aynı şekilde. Evet, de hep evler böyle. Hep böyle konak tarzı dolu. Böyle eski zaman, hep böyle samimiyet. Güzel zaten, hani küçük bir yer. Çok beğeniyorum, çok güzel. Ve çekebildiğim yerleri çektim, çok güzel oldu. Çok severim yani böyle antikadır, tarihi şeyleri bayılırım. Müziği daha iyi, eski zaman müziklerini çok severim. İşte şeyde ne o? Bakalım daha ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Yani bunları çekebildim. Vlog nasıl ilerleyecek benim de hiçbir fikrim yok. Ama şu ana kadar bence güzel gidiyor. Gençler şurada, tam şurada Kervan dondurma var. Emet'in meşhur dondurmacısı diyeyim size. Yani çocukluğumda hep giderdim oraya. Hala da gidiyoruz gerçi. Şey günlerden çarşamba. İşte pazartesi günü döneceğiz Kütahya'ya. Ondan sonra bir gün birinde bugün akşam da yengenin evine gideceğiz. Şey, önceki vloglarda görmüşsünüzdür, kuzenim Hilal var ya. Onun evine gideceğiz işte. Bir yengenin evi göreceğiz. Ondan sonra bugün bir kuzenimin evindeydik. Diğer önceki günler diğer kuzenimin. Sonra teyzem falan, böyle sıra sıra geziyoruz. Öyle hani evden eve yani bir şey de yaptığımız yok. Akışına gidiyor vlog. Bilmiyorum, editlenince güzel olur herhalde. Yeni günün evine geldik de. Bir el sağlamak ister misiniz sorayım? Yok. Bu sefer çıkmak istemiyorlar. Gelinin mutfakta. Gelinin mutfakta. Yeni günün bize neler yapmış. Bakalım, yemekle iliştireceğiz arkadaşlar. Az sonra da böyle tost var mı diye bakacağız. Gizlice böyle bakacağız. Ay, kurt gibi açım artık ya. Ya yeni şu an yemeklerini tadacağız. Sen neden mutfaktayım bu arada? Çünkü yemek şeyinde, odasında herkes konuşuyor. Açık buraya tamam, alıp buraya geldim. Burayı tadacağım. Gençler, bu pilav kalpli olmasaydı ben bunu yemezdim. Çünkü benim arkadaşım beni bilir. Ben kalpsiz pilav yiyemem asla. Hilal kolun çıktı. Ondan da bir şey olmaz. Konuşamıyorum ben. Kimse çıkmak istemiyor ya. Sen geçer yapıyorsun. Geç. Yani kimse... Allah kızı uğraşlar. Atlayınca. Kimse çıkmak istemiyor. Mesela sülalemizin çocuklarını çekelim. Hepsi birbirinden tatlı. Ama çünkü nazar değer vesaire ıvıdık sıvıdık. Ondan sonra çıkmasın. Nasıl tadalım bakalım yeni yasımızı. Ay, bu peçeteyle de sileceğim. Böyle. Kalpsiz pilav asla yemem ben gençler. Hatırlıyoruz. Hilal Hanım. Pilav pişerken siz ne yapıyordunuz o sıra? Ne yapıyordunuz o sıra? Ya da fırında köfteler, patatesler pişerken o sıra siz ne yapıyordunuz? Başını bekliyordum. Sevdiğimi katıyordum. Ne? Başını mı bekliyordun? Yemek değilse var ya öyle. Kadın yapıyor. Yani şimdi... Hani şimdi gençler... Şurada... Çirkin de diyemem ben. Ya çok güzel olmuş. Yeni gelin eline sağlık. Arkaya bir gelin mutfakta sesi koyalım şöyle. Ay çok güzel. Ben hayatımda bile böyle bir yemek yemedim. Şaka bir yana. Eline sağlık aşkım. Öyle yani, ben içeride çekmek istiyorum da içeride konuşuyorlar. Yok diyor sesim çıkmasın. Biri diyor kolum çıkmasın. Biri diyor gözüm çıkmasın. Sanki çok ünlü. Şöyle ben artık acıktım. Neyse, böyle şakasına da bunu böyle çekeyim dedim. Artık ben yemek yemeye gidiyorum. Bay bay. Kürdanlığınız da çok şıkmış. Bir dakika, şu peçeteyi kullanmam lazım. Koyuyorsunuz, süsleye koymayacak gençler. Ters. Hayır, düz. İşlemesi ters, hayır. Dökmemek için. Hayır, düz. Ters. Hani görün. Aç bak, iş bak. Sen düz. Kadın. Kadın, düz. Bu hemen
Sesin çıkacak ama buradan. Yapacak bir şey yok. Artık başlara senin sesin. Ne olacak be sesinden millet? Aa, günah değilim şu an. Komik çıkan ya. Aynen, neyine komik çıkıyor? Normal insansın. Sen insan gibi konuşuyorsun. Ay, İnsan böyle de yapabilirler. Neden alıp? Böyle de, ben böyle silmek istiyorum. Şimdi alıp yani. Tuvalet cebine sok. Cebine sok. Tuvalet. Çok mantıklı. Neyse ya. Yeni sufleyi kaldır artık. Sadakası gücü öylesin. Kahvemiz nerede? Şeyde, kahve makinesinin yanında. Allah Allah. Başka? Geçen hafta yüzledin mi? Hep sabote ediyorsun. Koyma. Şimdi 17. bölüm çıktı. Evet 17. Ben 16 izlemedim. Ben senin YouTube için gelmedim buraya. Bir şey demedim ya, konuş. Konuş, bir şey demedim. Sana terbiye mi alacağım? Göstereyim seni bak kameraya. Göstereyim mi kameraya? Hadi bir gelin görünce bir el sal hemen kameraya. Yenge. Gelin görünce bir el sal hemen kameraya. Gel çekil dur. Ah yengoşum. Güzelim benim. Bizim ilk ve son gelinimiz. Öpücük at bebeğim. Oh aşkım benim. Oh kuzum benim. Ah no çocuğum. Seviyor benim yengem. Aslında benim çırağım, şeyim olmalı. Biz seninle çok güzel şeyler çekeriz yengem. Yarın senin evde çeker. Sen de benim gibi olmalı. Sen git bu hala kız, hala yengesine. Yenge yarın senin evinde çeker. Bir şeyler yapalım. Bak seni çok seviyorum. Ay yok. Çeker gibi. Bir film alıyormuşum. Ben de yengem alıyormuşum. Neyse bile çok gerildi. Kapatıyorum ben kamerayı. Şu işe bak arkadaş ya. Yeni gelin şey yapalım derken bize bulaşıkları hallettirdi. Gülüyor. Kamera arkasından. Yoksa bedavaya gerek. Allah. Görüyorsunuz mu? Kamera arkasından gülüyor bir de. Dedim yeni gelin benim ayaklarımı yıkar. Bak kahve yapar şöyle. Sonuç bu gençler. Neyse Allah'tan bulaşık makinesini yıkatıyor. Kötü gelin. Sen bir hafta yetinize. Canlılardan başlayacağız. Hallardan çıkacağız. Bir dakika. Öyle. Ben buraya kalbeye geldim, gelin hanım. Ya. Birine gerek kimse oturamaz. Her gün demiş. Benim hayalim ne vardı biliyor musunuz mu? Böyle yeni yeni falan böyle her şeyi yaptırıyorum böyle. Az sonra içeceğim çayımı falan. Ya bir de size bir şey söyleyeyim mi gençler? İşte 14 Şubat'ta işte ben buradayım. Burada kalıyorum. Sevgiler günü yeni gelin evinde böyle talihsizlik yok. Neyse bunu ben aralarına yatarım artık gece. Evet yeni gelincin tatlınızın ismini öğrenebilir miyiz? Sultan Sarmız. Sultan Sarmız. Ha, sunumu da göstereyim dur. Üstündekini öğrenebilir miyiz? Hanımefendi neler koydunuz? Şu detaylar. Hindistan cevizi fıstık ve nar. Hemen tadım yapıyoruz. Ay ben sizin için de tadım yapacağım. Şey, almaya becerebilirsem. Bu güzel. Eline sağlık. Neyi çirkin yaptın be? Yok yok çok güzel. Çirkin demedim. Çok güzelmiş, eline sağ. Çayımı da alayım. Allah'ım karım. Ay yeni cicişler, yeni bardaklar, yeni cicişler. Ay pazara kadar ben buradayım, bir şey kıracağım diye çok korkuyorum. Kırarım. Bir şeye girersen iki takım aldım bunları. Abo. Gerçekten çok korkuyorum bir şey kırarım diye. Eline sağlık canım, çok güzel olmuş. Arkadaşlar bir dahaki duramadım. Bir dahaki yeni gelin sunumlarında görüşmek üzere. Bu sefer kahvaltıda kelebekli domates. Ondan sonra cicili salatalık yedim. Şaka bir yana eline sağlık aşkım. Buradan da eline sağlık diyorum. Gelin mutfakta. Gelelim mutfaktan. Günaydın. Keşke el sallatabilsem bunlara. Neyse siz de artık bunlara şey yapın. Başka şeye oturuyorum ya. Ben alayım olur mu? Ay gelin başka şeye oturturdu beni. Şöyle. Yenge sen bana el sallatacaksın da neyse boş ver artık. Şey, bitince alırız. Açım. Ablacığım bir şey yemeyim ben hemen. Gelin hanım şeker alabilir miyim? Gelin hanım. Bir de. Gelin hanım meyvenin nerede kaldı?
gidelim. Şarkı bana gelsin. Alkış. Nasıl amca olur? Güzel konuşmuş mu amca? Aynen. Kaçır beni Ramazan. Kaçır beni Ramazan. Allah aklını verdi. Gerçeğe dön. Hani ben Zekrus'larla konuşsam. Satışı iptal eder belki. Ya olmaz amca, öyle şey olur mu ya? Önüne kocaman kısır lehnini alıp kendimi izliyorum. Thank you.